Şimdi söylemeyeceğim mi nereye gideceğimizi? Karşıya geçiyoruz diyelim. Belgrad Ormanı'na mı gidiyoruz? Hayır. Başka nerede piknik yapacağız ki? Gerçi tabii başka bir yer varsa benim bilmemem de normal. Ya daha önce hiç gitmediğin bir yer, hiç beklenmedik bir yer ve çok şaşıracağın bir yer ama başka bir şey söylemem. Ver bari sepetini ben taşıyayım. Teşekkür ederim. Hipodromda piknik. Evet, gelmedi mi daha önce? Yok canım, sadece televizyonda gördüm. Süper. Ve at yarışı da izleyecek miyiz? Bakarız. Hadi gel. Ya iyi de şimdi ben anlamadım, niye hipodromda piknik yapıyoruz? Ha? Ayrıca nerede yapacağız? Hiç bilmiyordun değil mi böyle bir yer olduğunu? Ya vallahi aklım ucundan bile geçmezdi be. Ya bu arada Merveciğim, vallahi her şey harika olmuş. Ya yani ellerine sağlık. Beğendin mi? Sen ne diyorsun ya, bayıldım. Ya ben küçükken hep en son seçerdim oyunlara. Yani yakan topu falan. Ya ben yakan topu bayılırım. Hala da olsa oynarım. İşte ben hep en son seçilirdim. Yani iyiler vardır. Onları hemen birer birer kapışırlar. Ben hep en sona kalırdım. Kötü oynuyordum çünkü. Sen peki seviyor muydun oynamayı? Ya yani ama eğlenceli olurdu. Top geliyor tutuyorsun falan, tutunca can oluyor. Ama bayağı beceriksizim yani. İşte o zamandan beri ben insanların hayatında ilk sırada olmayacağımı biliyorum. Yani üçüncü, beşinci sırada falan olurum ama ilk sırada olmayacağımı biliyorum. Ya tamam, sen merak etme, biz aramızda oynarsak ben seni ilk alırım takıma. Ben şu an yakan toptan bahsetmiyorum. İlk almıyorlar beni dedin. Üçüncü, beşinci seçiliyorum dedin. Ben seni ilk alırım işte. Ya ama ben şeyden bahsediyorum. Yok, böyle olmayacak. Ne olmayacak? Dur bir dakika. Ben sana bir şarkı dinleteceğim. Tamam. Yani ben bu şarkıyı çok seviyorum. Ve ben sana bir şey söylemek istiyorum. Ama muhtemelen hiçbir zaman söyleyemeyeceğim bence. O yüzden yatak boş, oda boş, ev boş, duvarlara vuran ışık, yüzümde karanlık. Yine mi sen, bayram günü gibi gelen? Kaçamadım, külleri hala sıcak, kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor. Sokak. Hiçbir şey istemedim, ne yatak, ne oda, ne de sen de bırak. Her şeyi sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim boy. Allah, çok güzel şarkıymış ya. Kimin bu şarkı? Kalben. Başka bir şey demeyecek misin? Ne yiyeceğiz ya? Vallahi ben çok açım. Sandviç var. Yani ne istersin? Vallahi sen seç.
Alo? Ha. Yoo. Gelirim. İyi tamam, kapat. Ya Merve, gitsem ayıp olmaz değil mi? Şimdi mi? Vallahi Eren aradı. Böyle önemli bir şey konuşacakmış da. Sorun olmaz değil mi? Ya bu saatten sonra hiçbir şey sorun olmaz zaten. Ben kalkıyorum o zaman. Hiçbir şey istemedim. Ne yatak ne oda. Ne de ev. Sen de bırak. Her şeyi sadece beni sev. Dizlerimde dizlerim. Bırak her şeyi sadece beni sev. Onun bakımından ilgilenme. Sorumluluk sende. Hadi görüşürüz. Merve, hoş geldin kızım. Ay Orhan abi, nasılsın? Merve kızım, iyiyiz. Babanı arıyorsan o tarafta, sizin orada. Babam burada mı ya? Biraz önce geldi. Yok ya, ben burada durayım abi. Oldu kızım, hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Alo. Ne oldu? Nasıl geçti bakalım? Niye ki? Ya neyse, anlatırım ben sana sonra, tamam mı? Olmadı yani. Hadi ya. Uf, çok üzüldüm. Neyse boş ver. Sen niye aradın beni? Şey diyecektim sana. Gizem'in bir saate bitiyormuş da işi. Buluşacağız biz. Akşama da yemek var bizde. Sen de gelmek ister misin? Yok ya. Ben çok uzaktayım zaten. Yani ben oraya gelene kadar yıllar aylar geçer. Arabam da yok zaten. Siz takılın. İyi tamam peki. Hadi görüşürüz. Abim. 1200'de fark ediyor diyorum sana. Evet. Serafan Hisar, evet. Abicim bilmiyorum ya. Abi fark ediyor diyorum. 1200'de fark ediyor. Evet, Serafan Hisar'ı diyorum. Bilmiyorum abi. Ata kim binecek onu bilmiyorum. Tamam ya, tamam. Hadi konuşuruz sonra. Hadi. Hadi bay. Sen kimin bindiğine bakma o ata. Sen binsen bile gelir o at net. Bana mı dedin? Evet. Bir bakabilir miyim şuna? Sayko olmaz. Sayko geçen sefer kötüydü. Bak bariyerlerin dibinden gidebilirdi ama gücü yetmedi. Arasköy de olmaz. Ya o kolay turda şeye geçildi. Bünyamin abiye geçildi. Sen gerçek misin ya? Evet, ne var? Pardon ya. Ben de burada böyle her gün 1000 tane kızla tanışıyorum. Gelip bana şunu yazma bunu yaz diye tüyo veriyorlar. Ben de niye şaşırıyorsam hayret. Ben biraz anlarım işlerden. Belli oluyor biraz anladın. Arda. Ha Arda. Arda için pis değil ya. Babası kayıp şehir, annesi arıyor, biliyorum. Şaka yapıyorum. Ben de Merve. Kaşı da mı burada Erdoğan? Ha yok ya, küçük bir kaza oldu. Geçmiş olsun. Sandviç ister misin? Vallahi olur, yerim. Baban mı meraklısı buranın? Aynen öyle. Çok oynuyor mu? Ha yok. O bakmaya geliyor. Yani öyle hiçbir şeyi rahat bırakamaz da. Nasıl ya, anlamadım. Ve bizim atlar var da biraz. Biraz? Ben evet. 9 tane falan. 5 İngiliz, 4 tane Safkan Arap olması lazım. Aynen. Bir şey diyeceğim. Onlar iyiyse pahalıdır yani. Yani 400, 500 bir civar falan. TL.
işte TL, euro, dolar değişiyor. Bak daha pahalıları da vardır ha. Vay be. Hiç belli olmuyor ha dışarıdan. Çaktırmıyorsun ki zengin olduğunu. Ne yapayım? Ben buradan buraya böyle Erzurum vurmalarıyla mı dolaşayım? Yani şimdi sen de onda haklısın, doğru söylüyorsun. Ya evde öyle dolaşıyorum. Şaka. Şaka. İyi oldu tanıştığımız. Karşılaşırız belki. Belki. Aa, benim şarjım bitmiş ya. Merve, telefon edeceğim de senden edebilir miyim? Aa, tabii. Ha, sen yaz istersen, sen ara. 0650 765 8475. Ay. Ay çok ucuz bir numara ya. Çok ucuz bir numara ya. Ya tamam çok ucuz bir numara biliyorum ama hipodromda tanıştığın birine numaranı vermezsin diye düşündüm. E canım ben vermedim zaten, sen zorla aldın gibi bir şey oldu yani. Belki ararsın akşam. Niye arayayım? Çünkü yarın pazar. Pazar günü ben çalışmıyorum. Sizin az yapmıştı, arayacaksın. Aa, manyağa bak ya, aramayacağım. 9. 9 çok güzel, 9'da ara.